Koronavirüs tablosunda yeni vaka ve can kayıpları hız kesmedi. Uzmanlardan alarm çanları çalıyor uyarısı gelmeye devam ediyor. Kısmi kapanma uygulamasının salgının seyrini değiştirmekte ne kadar etkili olacağı tartışılırken Türk bilim insanları dünya ölçeğinde yenilikçi bir aşı türüne de imza atmaya hazırlanıyor. Son 15 gündür kırmızı alarm çanlarının çaldığı açık ve nettir. Kısmi kapanma döneminde ilk hafta geride kalmak üzere ama tablo kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Son 24 saatte 288 kişi daha yaşamını yitirdi koronavirüs nedeniyle. 62.606 yeni vaka tespit edildi. Kapanmadan başka çare yok. Çok sıkı frene basmanız lazım. Profesör Doktor Necmettin Ünal trafikten örnek verdi. Aktif vaka sayılarının 1 Mart'tan bu yana %400 arttığına işaret etti. Kısmi kapanma uygulamasının etkilerini görebilmek için en az 2 hafta beklemek gerekir dedi. Vakalar yükselmeye devam ediyor. Ölüm sayıları ise rekor seviyelere ulaşmış durumda. Türkiye rekorlarını yeniden kırıyor. Peki artık rahatız diyebilmek için ne yapmak, tabloda hangi rakamları görmek gerekiyor? Vaka sayıları ülke genelinde 100 binde 10'a düşerse rahat edebiliriz. Şu anda 100 binde 500'lere yaklaşmış durumda. Asıl çözüm aşılamayla ya da bağışıklık gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre uygulanan birinci ve ikinci aşı toplamı 20 milyon doza yaklaştı. Aşılanan kişi sayısı 12 milyonu aştı. Yerli aşı çalışmaları devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da VLP teknolojisiyle geliştirilen aşının deney gönüllüleri arasına katıldı. Türkiye'de ve hatta dünyada yenilikçi bir aşı teknolojisi olan VLP aşısında faz bir gönüllüsü olduk.